Bakın ben bir kitap hazırladım. Şimdi tarih kurumu ciddi zamanlarında bu Atatürk'ün sözleriyle ilgili bilirkişi olurdum. Bu da bizim merkez olurdu. Bize çeşitli müracaatlar olurdu. Nasıl sözlerle ilgili? Atatürk bunu dedi mi demedi mi? Evet. Sorarlardı. İşte bunu Atatürk söylemiş. İşte ne zaman söylemiş, ne olmuş bilmem bilmiyorum. O arada tabii Nutku kaç defa okuduğumu bilmiyorum. Söylev demeçleri kaç defa okuduğumu bilmiyorum. Çünkü şey gibi arıyorsunuz içinden nerede ne. Kimisi doğru, kimisi yanlış. Mesela Bursa'dan bir şey yolladılar. Bu Bursa Nutku'dur diye. O zaman çok bunların üstünde durduğum için tabii hemen biliyordum. Bir tanesi İzmir İktisat Kongresi'nde konuştuğundan bir paragraf. Bir tanesi bilmem nereden alınmış bir paragraf falan. Kolaj. Birisi bunları toplamış olmuş Bursa Nutku. İşte peki Bursa Nutku var mı? Nasıl? Orijinali var mı? Bursa Nutku'nun hakikisi gerçek. Hayır ama olduğunu söylüyor. Yani annem de Bursa Nutku. Var derdi değil var mi? Var derdi. Ama kaydedilmemişmiş bir yerde. Yani zabıt katipleri yazmamışlar mı? Zabıt katiplerinin yazdıkları nerede bilmiyoruz ki. Ben bunu tezadüfen buldum. Ya böyle dağınıklık olur mu? İsmet Paşa attırmıştır. Bilmiyoruz nerede olduğunu. Şimdi onun üzerine işte ona hep cevap veriyoruz. Şu tarihtir, bu bilmem nedir falan. Tabii bu arada insanlar da böyle kitaplar yayınlıyorlar ya. İşte Atatürk'ün sözleri falan filan filan diye. Bakıyorum onlarda da hep yanlışlar var. Ya tarih yanlış ya kaynaklar sakat. Yani hakikaten Atatürk'ün sözü müdür değil midir belli değil filan. Onun üzerine bir kitap hazırlamaya karar verdim. İddiam da şuydu. Doğru kaynak, doğru tarih. Sahiden de o kitap yayınlandı. Sanırım iyi de bir kitap oldu. Çünkü yarısı orijinal metin, yarısı da sadeleştirilmiş metin. İşte 10. yılın Nutku, Gençliğe Hitabe falan da koydum içine. O zaman baktım, ciddi şekilde ben ona çalışırken Atatürk, evet Atatürk'ü o zaman anladım. İnanın ki o zamanki sözleri aynen bugün de geçerli. Yani şimdi kuru kuru Atatürk kümet etmek için söylemiyorum. Ancak okundukça anlaşılacağı kanısındayım. Mesela efendim, mevzu bahis olan vatansa gerisi teferruattır. Atatürk'ün mü bu söz? Öyle mi? Onun mu, Atatürk'ün mü? Bilmiyorum. Araştırmak lazım. Değil deniyor, yok. Mesela İstikbal Göklerde... İstikbal Göklerde mi? Onun yok öyle bir lafı. Bulamadım. Yok hiçbir kaynakta yok. Öyle bir lafı. Sabiha Gökçen'e sordum. Yalan. O da dedi ki ya Türk kuşunun açılışında acaba söylemiş miydi böyle bir laf falan dedi. Hiçbir yerde yok. Yok. Hiçbir yerde öyle bir lafı yok yani. Mesela Anadolu Ajansı Türkiye'nin sesini dünyaya duyuracaktır. Yok diyorlar. Ya yıllar önce bir narenciyecilere bir toplantısı vardı. Kongre mongre falan böyle bir grup portakalı yığmışlar. Üstüne bir Atatürk portresi koymuşlar. Altına da yazmışlar. Türk çiftçisinin bilmem nesi, narenciye üreticisinin falan filan gibi bir şey. Şey yani... duydun mu sen, Atatürk'ün şöyle bir lafı varmış. Gelecek nesiller teke tek izleyerek irşad olacaklar. Herkes kendine gelip şey uyduruyor çünkü. Ama sevgi de herhalde öyle bir şey değil. Ama aslında. İstikbal Göklerde'dir. Sabiha Gökçen de bilmiyor değil mi? Hayır. Duymamış. Hayır. Peki efendim o yazıyı kim taklit etmiş? Öyle el yazılı bir tane şey var mi var? El yazılı bir şey var mı? Yok demek ki Atatürk'ün yazısı değil. Hayır, el yazılı yazılmış ama Atatürk'ün yazısı değil. Benzeterek. Öyle mi? Benzeterek yok. Yok. Onu gördüm ben. Sağda solda var o. Atatürk'ün yazısına benzemiyor. Hafif andırıyor. Ama ben Türk hekimlerine emanet ediniz de yok. O da yok değil mi? Evet. O da yok. Yani ben çünkü... Ya da vardı onu son dakikada sildirdi. 9 Kasım'da sildirmiş onu. Vazgeçmiş. Allah Allah. Yandık ya. Hayır, kimden kızacak bize şimdi? Şakadan da anlamaz kimse. Molière gibi. Ama yani Fatih en önemli, en bilinen sözlerden biri İstikbal Göklerde'dir. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Onun değil. De ki onun ne olacak yani? Sadece anneme bir mektubunda şikayet ediyor. Hükümet rehimi almadan Füsenje'yi çağırdı diyor.
kadar. Doktor kızıyor. Doktor Çamadar kızıyor. Ya başka bir şey yok. Öyle tür hekimlerine emanet edilir. Ama oradan o mana çıkabilir. Olabilir. Şerh edin. Tabii. Mümkün. Olur canım öyle şeyler. Yani Hazreti Muhammed'in hadislerinin yarısı palavradır. Yani. O da onlardan aitti yani. İnsanlar böyle sevdikleri ve önem verdiği birinden söz türetmeyi seviyorlar. Ne oldu? Hekimlere gülüyorum. Bu şey Atatürk'e ait mi dedi? Vergilendirilmiş kazanç. Kutsaldır. Onun altında Mustafa Kemal yazmıyor. Öyle yazıyor. Yok mu? O Atatürk'e mal demiş bir söz değil o. Değil mi o? Yok. Adalet mülkün temelidir. O Atatürk. Var mı efendim? O Atatürk'ün değil o Atatürk'ün. Bilmiyorum. Bu mahkemelerde Atatürk heykelinin altında tırnak içerisinde o yazıyor. Şey, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Onu demiş. Atatürk'ün mü? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimdir, fendir. Evet. Söylemiş o mi? O var, onu söylemiş. Evet. Söylemiş. Tabii onu söylemiş. Evet. O doğru yani. Doğru. Ama istikbal göklerdedir. Beni Türk hekimliğine de eman. Onlar yok. Ya bilmiyorum, bulan olursa bana doğru kaynak verirse... Bakarız. Ben hemen özür dilerim ama... Yani Sabiha Gökçen dinledikten sonra yok. O göklerdedir. Ama şimdi bu bizde çok tuhaf şeyler var. Yani mesela söyle ve demeçleri bana söyler misiniz? Kaç kişi biliyor Türkiye'de? Kaç kişi biliyor? Yani bunu bayağı bu işlerle uğraşanlardan da var. Okur yazarlardan da var. Kaç kişi biliyor? Ama mesela bugünkü Genelkurmay Başkanımızın Atatürk üzerine pek çok incelemesi ve tezi var yani. Ama askerler bu konuda çok daha ciddi. Yeter zaten. Tabii onlar okuyorlar ama. Hakikaten daha ciddiler. Yani ama biz halk olarak hiçbir şey bilmiyoruz. O şey çok güzel. Var. İstikbal göklerdedir. Ne var canım demiş, dedi ki de. Yani ne olur yani, niye şimdi millete... Sabiha Gökçen yok böyle bir şey demiş baksana. Acaba söylemiş mi? Yani bence evet, tek sorulabilecek oydu artık. O şey yaptım bilmiyorum. Ama ben hep doğru kaynakları kullandım yani. Dediğim gibi Söylev Demeçler, Nutuk, Fahri Rıfkı Atay, Afet İnan, Ruşen Eşref, bu kaynakları kullandım. Peki efendim, Bursa Nutku için anneniz ne derdi? Var derdi. Yani o konuşmayı yapmış. Var. Derdi, evet. Öyle derdi. Ne vardır Bursalık'ın özünde? Ne der? Ne der? Yani o çok tartışılan şey. Şeyi söylemiş mi efendim? Mealen söylüyorum. Tam kelimeleri bilmiyorum tabii. Türk gençliği gerektiği vakit hükümeti de dinlemeyecek, polisini de dinlemeyecek. Bu konuşma var mı diyordu anneniz? Şimdi ben o kitabı yayınlayalı çok oldu. Çok doğrusu hepsini hatırlıyorum diyemem ama böyle bir sözü hatırlamıyorum. Hı, mesela şimdi bu söyleniyor, Nutuk'ta bu vardır diye. Hiç hatırlamıyorum. Yani varsa dediğim gibi ona doğru kaynak versinler. Peki efendim, zabıt katiplerinin yazdıkları nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Onlar da Antikabinat'tan çıkar yarın öbür gün. Şimdi geçenlerde bir kitap okudum. Gerçi 1-2 sene olmuş çıkalı. Kimindi yazarını unuttum. Çok enteresan bir şey var. Atatürk şimdi Dolmabahçe Sarayı. Çok hediye gelirmiş Atatürk'e. Çakmak, kalem, kravat ve kıymetli hediyeler. Diyor ki eli sıkıydı. Bir de etrafında herkes paşam şunu bana versene, paşam bunu versene. Vermezdi diyor şeyde. Ve gayet güzel atlatırdı diyor. Ne yapacak adam? Ve bunlar Dolmabahçe'de... Kalem de çok hoşmuş ya. Dolmabahçe'de yatak odasındaki dolaplarda muhafaza ederdi diyor. Şeyleri, İstanbul'dakileri. İşte saat 9:05 geçe vefat ediyor. Saat 10'da dolaplar bomboş. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Bu doğru mu acaba? Şeyin kitabında hocam. Galiba Utkan Kocatürk'ün bir röportajlar kitabında okudum. Atatürk'ten hatıra diye almış olabilirler yani. Evet. Patek Philippe saatler, en kıymetlileri. Altın kalemler, şeyler. Ne var canım? Erhan Afyoncu da diyor ki Murat Bardakçı öldüğü zaman evine gidip tahan edeceğim diyor. Ne var yani? Benim ailem çok yaşar.
Erhan ben bekler mi çok yani? Mezarı çöktüğü vakit ikinci inşaatını yaptıracak şimdi babam. Yalnız şey, mesela altın, çok kıymetli silahlar var. Hepsi gitmiş. Yani o kabzasında MK işlemeli şeyler falan. Hediyeler gitmiş. Yarım saat içinde o da boş diyor. O da bir röportaj birisinde, o yakın çevreden birisiyle konuşmuş. Galiba Utkan Bey'di. Salih Bozok yok mu o sırada orada? O sırada teşebbüs ediyor ya intihara. Yani bunu mesela yazan ya da söyleyen Hikmet Bayır olsa %100 inanırdım. Yani onlardan biri. Ama kim olduğunu unuttum. Yani çok yakın çevresindekilerden biri. Mesela şeyler de vardır, hatıralar da vardır. Paşam bir kravat versene sofrada. Ama onu kendisi de verirmiş. Ama çoğunu da atlatırmış. Şey için verirmiş. Giyim kuşamı öğretmek için. Öğretmek için, evet. Ama çoğunu da atlatırmış. Sonra bakarız, götürün dermiş garsona. Cemal Can'da güzel yazar onu ama yani Dolmabahçe'deki o da... O bu arada biliyorsun askerliği, demin kıyafetten bahsediyor ya, askerliği döneminde o zaman da çok düşkünmüş kılık kıyafetine ve hep borç içindeymiş. Yani üstüne başına o kadar özel gösterilmiş ki maaşını denkleştiremezmiş bir türlü. Ama şeyi de söylerler, savaş zamanında da cephede yıkanırmış. Evet. Yani bunu kaç kişi yapıyordu? Yapabilirdi ya da. Bende bir mektubu var. Şeyle Atatürk çok yakın, Cemal Paşa'yla. Şimdi Cemal Paşa'ya yazıyor ve tuhaf bir şey. Yarbay, öteki ordu kumandanı. İttihat Terakki'nin şeyi, senli benle yazışıyorlar. O devirde var. Ama öyle bir samimiyet var o zaman. Var o zaman, evet. Ki Cemal Paşa yaşta gerçi ondan büyüktü. Enver Paşa yaşıttır. Şimdi orada bir kelime geçiyordu. Sıkıntılarından bahsetmiş Atatürk. İşte şeydeki diyor, maaş zamları gelmedi. Sofya'dan yazıyor. O zaman ataşe. Ataşe. Maaş zamları gelmedi, şu olmadı, sıkıntıdayız falan diyor. Orada bir kelime var. Diyor ki, okuyamadım kelimeyi. Bövettür okudum. Büttir okudum. Alacağını istemekle bir aman bulunuyor diyor. Sonra eski İstanbul'u bilenlerden birine sordum. Yaşlılardan birine. Terzi Boter bu dedi. Boter, terzi. Terzi. Elbise diktirmiş giderken. İstanbul'da. İstanbul'da Sofya'ya giderken. Üniforma falan diktiriyor. Ödeyememiş, maaş gelince göndereceğim demiş, maaş gitmemiş. Yani askerlik yıllarında bile şey. Evet. Çok şık. Sahiden hiç ben bunu düşünmedim. Elbiselerin içinde etiketler vardır herhalde. Değil mi terzileri kim diktir, muhakkak ki. Kim ne oldu? Galiba Sümerbank kurulana kadar... Viyana derler. Evet. İsviçre pamuğundan diktirmiş gömleklerini Viyana'da. Daha doğrusu İsviçre poplininden diktirilmiş Viyana'da. Herhalde o ateşe militer olduğu zaman orada da daha bir kıyafetine dikkat edilmiş. Bir de şey duydunuz mu acaba? Doğru mudur mesela? Bununla ilgili bir, sizin bir şehadetiniz olabilir mi? Fotoğraf, çekilen fotoğraflarını toplatırmış hepsini ve beğenmediklerini imha ettirirmiş. Burada... Bunu da ilk defa duyuyorum. Sen duydun mu öyle bir şey? Duydum ben, çok duydum. Yani özellikle bu Cumhurbaşkanı olması lazım. O kadar çok şey çıkartıyorlar ki. Tevatür. Tevatür, o kadar çok ki.